Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Bugün de e, modüler aritmetik konusuyla birlikteyiz arkadaşlar. İşlem modüler aritmetik olarak zaten genelde e, anlatılıyor. İşlem konusunu anlattık. Şimdi bugün de modüler aritmetik konusunu anlatacağız. Yine soru gelme ihtimali arkadaşlar yüksek olan yerlerden bir tanesi ama kolay bir konu. Şimdi göreceksiniz zaten. Evet şimdi arkadaşlar fazla zaman kaybetmeden konumuza başlayalım. Şimdi bakın modüler aritmetik nedir arkadaşlar? Modüler aritmetik deyince yani aslında bizim bu temel işlemlerde yapmış olduğumuz bölme konusuyla hemen hemen aynı. Biraz daha burada sadece farklı bölmeler yapacağız. Şimdi bakın önce ben biraz mantığından bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeceğim. M büyük birden büyük doğal sayı olsun tamam mı? Bakın doğal sayı. Şimdi şöyle diyeceğiz. X denkleri Y mod m dediğimiz ifade nedir? Yani şimdi buradaki anlatılan şu arkadaşlar bakın. X sayısının m ile bölümden kalan nedir? 7, y'dir. Yani burası kalanı verir. Tamam bu bölen yani buradaki m ile bölünen yani m bölüyor bu sayıyı. X sayısını ve kalan da y. Yani arkadaşlar hemen şöyle örnek üzerinden anlatacağım ama ön, önce burada şöyle önemli bir özellik vereyim. Şimdi bakın siz bir sayıdan kalanını çıkartırsanız arkadaşlar Neyi bulursunuz? Yani bakın sayıdan normalde x sayısından siz kalanını çıkartırsanız bu sayı tam bölünür. Yani bölüme bu ifadenin sonucu ise ne gelmesi lazım? Tam sayı. Bakın arkadaşlar burada zaten 3 tip soru tarzı var. 3 soru tarzı var. İlk baştaki ifadeler bunlarla alakalı. Yani birincisi bununla alakalı. Şimdi önce şunu söyleyeyim ben. Mesela diyorum ki 15. 15 sayısının arkadaşlar diyorum ki mesela Mod 4'teki karşılığı nedir? E şimdi mod 4 ne demek arkadaşlar? 15'i 4'e böl. Kalan ne? 3'tür. Öyle değil mi? Bakın 15'in 4 ile bölümünden kalan 3. E şimdi burada anlatılan ne arkadaşlar? Siz bu sayıyı bu tarafa atarsanız. Bakın karşıya atın. 15 eksi 3 bölü 4 size neyi verir? Tam sayı değil mi? Evet tam bölünüyor. Yani bunun sonucu tam sayıdır. Evet şimdi sorularda daha net göreceksiniz. Daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Bakıyorum. Bakın ilk sorumuz. Şimdi diyor ki soruda Bakın 49 demiş bölümden kalan. Ben şöyle soruyu tekrar yazayım. 49 7 bakın mod m değil mi? Yani 49 sayısının m ile bölümden kalan 7'ymiş. O zaman siz bunu karşıya atın. E 49'dan arkadaşlar 7 çıktı bölü Bunun tam çıkması lazım. Tam sayı olması lazım. Yani arkadaşlar bakın 42 bölü e biz bunları gördük. 42 bölen hangi sayılar var? Bakın dikkat edin. Burası bölünebilme kurallarından aklınıza gelsin. 1 bölünebilme var mı? Yok. En küçük bölünebilme 2'dir. Yani m'nin birden büyük olması lazım. Yani 42 bölen sayılar bakın nedir? 2, 3, 4 değil mi? 42 bölen sayılar. Başka ne var arkadaşlar? 6, bakın 7. E başka nedir? İşte 14 değil mi? Ee, başka ne var? İşte 21, 42. Yani aslında hani büyük sayılarda böl hemen bölen sayılara bakabilirsin. Yani hani e, asal çarpanlarda bunları işlemiştik. Bakın neydi? 6 çarpı 7. Yani pozitif bölen sayısından gidebilirsiniz. Burası ne? 3 çarpı 2 çarpı 7. Bakın buralar 1 değil mi? Kaç tane bunun böleni var? Üstlerini birer arttırıyorduk. 2 x 2 x 2 yani toplam 8 1 2 3 4 5 6 bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 öyle değil mi yani bu sayı 8 tane bölen sayı var yine bakalım ee, Tabii ki burada ne yok şu 4'ü bir atalım o yanlış yani 4 ile bölünmüyor bakın şöyle toplamda kaç tane böleni var bunun 8 tane böleni var bakın 42'yi bölen sayı var yani bunlar işte 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Bir de ne var? 1 var. Ama 1'i ne yapıyoruz? Almıyoruz. Çünkü 1 ile bölünebilme kuralı yok. Onun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olacak. Yani toplam 7 tane arkadaşlar ne vardır? M değeri vardır. Yani 42'yi bölen sayılara bakacaksın. Sayılar çok büyükse dediğim gibi böyle pozitif bölen sayısından da gidebilirsiniz. Evet geldik diğer sorumuza. Bakın aynı şekilde. Şimdi burada ne diyor? 12-a. Bakın 12-a 0 moda değil mi? İşte yine aynı mantık. Burada kalan bir sayı yok. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Hemen 12-a'yı eksi hemen böleceksiniz a'ya. Bunun sonucu tam sayı olması lazım. Yine temel kavramlarda işlediğimiz soru tarzlarından demiştim. Bakın bunu 12 bölü a eksi. Bunu açıyoruz. a bölü a değil mi? Şöyle. Ben yine ayrıntılı göstereyim. 12 bölü a eksi 1. 12'yi bölen hangi sayılar var? Bakın burada bir aralık vermiş size biraz küçük çıkmış ama dikkat edin arkadaşlar. A sayısı 1 ile 10 arasında olacak değil mi? Zaten birden büyük olması gerekiyor. 12'ye bölen hangi sayılar var? 2, 3, 4, 6 değil mi? 12 ama ne yapıyorum? A 12 olamaz değil mi? Çünkü aralığı vermiş. Bakın 1 ile 10 arasındaki sayıları alın. Onun için kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane. Yani Bursa olmuş oluyor. Çıkmış soru arkadaşlar bu da. Evet Yine aynı mantık. Bakın birinci soru tiplerimiz hep böyle göreceksiniz. Şimdi denkliğini sağlayan en küçük pozitif x tam sayısı nedir? E şimdi arkadaşlar bakın mantık ne demiştim? Şuradaki kalan sayıyı 6'yı karşıya atın. 4x artı 3 eksi 6 bölü 7. E bakın bu sayının tam sayı çıkması lazım. Yani 4x eksi 3 bölü 7. E şimdi bunu sağlayan yani tam sayı yapan arkadaşlar en küçük sayına değer verin. 2 verseniz olur mu? 8. 8'den arkadaşlar 3 çıktı. Olmaz. 3 verin. 12. 12'den arkadaşlar 3 çıktı. Olmaz. Değil mi? 4 verin mesela. Bakın tam sayı çıkması lazım. 16. 16'dan arkadaşlar 3 çıktı. 13 olmaz. 5 verin. Bakın 20. 17 olmaz. 6 verin. 24. Bakın 6 verdiğinizde geliyor. 24. Yani 21. 3 çıkarttık. Böyle 7. Evet. Tam sayı çıkıyor. Demek ki en küçük sağlayan nedir? Arkadaşlar x ifadesi nedir? 6'dır. Evet. Şimdi geldik diğer sorumuza arkadaşlar. X 2 basamaklı bir sayı. Bakın bu da çıkmış bir soru. X'in en büyük ve en küçük değerleri toplamış. Şimdi mantık şu. Bakın ister normal yani temel kavramlardaki gibi düşünebilirsiniz. Ya da isterseniz modeler aritmetik mantığıyla. Yani burada şunu söylüyorum. 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren iki basamaklı bir sayı seçeceksiniz X'i. Ve 5'e böldüğünüzde 2 kalanını verecek. Yani hem 3'e bölündüğünde hem de 5'e bölündüğünde 2 kalanını veren sayı nedir arkadaşlar? Yani nereye giriyor bu? Hangi soru tarzına giriyor? EBOB ve Kok'ta çözdüğümüz soru tarzları. Bakın arkadaşlar dediğim gibi bakın 3'e bölüyorsunuz 2 kalanını veriyor. 5'e böldüğünüzde 2 kalanını veriyor değil mi? Yani ne olacak? 3A artı 2 eşittir 5B bakın artı 2. E şimdi arkadaşlar buradan yani şunu söylüyorum ya da isterseniz şöyle düşünebilirsiniz modüler aritmetik mantığıyla. X'ten 2'yi çıkarttığınızda bakın 3'e bölünüyor bu sayı değil mi? Aynı mantık şunu kullanın. Bakın X'ten 2 çıkarttığınızda 5'e bölünüyor. Yani arkadaşlar 2 çıkarttığınızda hem 3'e hem 5'e bölünüyor öyle değil mi? Yani X eksi X sayısı hem 3'e hem 5'e bölünüyor. O zaman bu sayı yani X eksi 2 sayısı eğer yani evop sevmiyorsanız bakın diyelim bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama yok buradan çözmeyelim hocam diyorsanız mantığından çözelim diyorsanız da bakın bunu karşı atacaksınız ikileri. Bu sayı x eksi x sayısı hem 3'e hem de 5'e bölünecek. Yani bir sayı hem 3'e hem 5'e bölünüyorsa o zaman nedir arkadaşlar? 15'e bölünür bu sayı öyle değil mi? 15'in katı olmak zorunda. Yani x eksi 2 sayısı eşittir 15'in katıdır. E, en büyük ve en küçük değeri soruyor. Arkadaşlar siz buna hani 2 basamaklı diyor bakın x. Siz buna 1 verirseniz en küçük değeri bulursunuz öyle değil mi? Bakın 1 verin. E, buradan ne gelecektir? x eksi 2 15. Bakın x nedir? 17. En küçük değeri buldum. Peki en büyük iki basamaklı sayıyı bulalım. Onun için kaç verelim? Mesela Arkadaşlar 6 versek ne olur? Bakın 6 versek 90 olur öyle değil mi? Bakın 6 versek x eksi 2 eşittir 90. x ne olur? 92. E buradan da arkadaşlar en büyük değerini bulduk mu? E bize neyi soruyor? bu ikisini toplayın diyor. O da ne olur? 109 olur. İşte bu kadar. Bakın soruları doğru okursak arkadaşlar anlarsak problemimiz ortadan kalkar. Evet şimdi ikinci soru tipimiz. Bakın modüler aritmetikte ikinci soru tipi. Şimdi diyor ki 5 üzeri 61 sayısının 4 ile bölümünden kalanını bulunuz. Arkadaşlar bir sayının yani bu sayıyı hani bunun anlamı nedir? Hemen şöyle yani 4 ile bölümünden kalan demek mod 4 demek değil mi? Yani bunun anlamı bu arkadaşlar. 4 ile bölümünden kalan demek mod 4. Yani bu da kalan evri x olsun. Önce bu sayıyı böleceksiniz arkadaşlar. 5'i 4'e bölün kalan ne? 1. 1 üzeri 61 nedir? 1. İşte kalan ne? 1. Bu kadar. Evet. Devam ediyorum. Bakın 39 oldu. Bu sefer burası büyük sayı. Bunu dediğim gibi ben yine şöyle yazayım. Farklı farklı yazayım arkadaşlar. Bunları görün. Bakın burası ne? Mod 5. E şimdi arkadaşlar yine x diyorum. Ne yapıyorsunuz hemen? Bakın 39'u 5'e bölün. 5'e böldük arkadaşlar. 35 kere ne kaldı? 4. Kalanı yazıyorsunuz. Bakın her zaman. 39'u. Bakın 39'u 5'e bölün. Hemen şöyle yazayım. 39 bölü 5 şurada küçük küçük göstereyim. 7 kere 35 kalan ne? 4. Önce kalanı yazdım. Bakın 4 üzeri 37. Şöyle mod 5. E şimdi bakıyorum. Bakın buradan sonra hamlemiz ne? Arkadaşlar modüler aritmetik demek tekrarlayan ifadeler demektir. Bak tekrarlayan yeri bulacaksınız. Şimdi hemen şöyle arkadaşlar. Buradan başlıyorum. Diyorum ki önce şurada inceliyorum. Bakın yanında inceliyorum. 4 üzeri 1. 4 üzeri 1 ne? 4. 4'ün karesine arkadaşlar 16 değil mi? 16'yı 5'e bölün. Kalan ne? 1. Bakın tekrarlayan yer ya da 1'e ulaşacaksınız. Amaç 1'e ulaşmak tamam mı? Ya da tekrarlayan yer. Mesela isterseniz bakın daha hani daha he, tam otursun. Şöyle 4 üzeri 3 ne? 4 üzeri 3'ü bulurken de arkadaşlar bunda bunu çarpın. 4 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 1 yani. Bakın yine 4 geldi. Yani tekrarlayan yer burası. 1'e ulaştığınızda durabilirsiniz. Nerede ulaştınız 1'e? 2'de değil mi? 2 sayıda ulaştınız. Yani iki sayıda bir tekrar ediyor. O zaman ne yapıyorsunuz? 37'yi 2'ye bölüyorsunuz. Arkadaşlar 2'ye böldüğünüzde kalan nedir? 1. Kalan 1 bir demek birinci sayı demektir. Cevap. Birinci sayı ne? 4. İşte arkadaşlar bunun sonucu 4'müş. Evet biraz kafanız karıştı. Farkındayım. Şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi diyor ki bakın 4 üzeri 421 sayısının birler basamağındaki rakam nedir? Birler basamağındaki rakam arkadaşlar bir sayının birler basamağındaki rakam mod 10'daki yani 10 ile bölümünden kalanı soruyor aslında size. 10'a bölerseniz sayının birler basamağındaki rakamı bulursunuz. Şimdi şöyle diyorum bakın 4 üzeri 421 şöyle x mod 10. Arkadaşlar hemen bakın inceliyorum. Şimdi diyorum ki 4 üzeri 1 ne? 4 4'ün karesine 16 bölün ona 6. 4'ün küpüne hesaplamayın. 60 yani normalde biliyorsunuz 64 ama bilmiyorsunuz. Bununla bakın bir önceki sayıyla çarpın. Bakın 6 kere 4 24. 24'ü ona bölün 4. Bakın 4 üzeri 4 ne? Bakın çarpın 16 6. Bak hep görüyor musunuz? 4 6 4 6 böyle tekrar ediyor mu? Tekrar ediyor değil mi? Yani tekrar eden yeri belli. Bakın iki sayıda bir tekrar ediyor bu. Ne yapacaksınız arkadaşlar? 421'i Hemen 2'ye biliyorsunuz kalan ne? 1. Değil mi? Yani tek sayı olduğu için kalan 1. Bir. Birinci sayı demektir bu. E birinci sayı ne? 4. Yani buradan birinci sayı. Yani arkadaşlar x eşittir 4 olmuş oluyor. Evet. Devam edelim. Bakın birkaç soru daha böyle anlayacaksınız. Şimdi yine aynı mantık. 3'leri 1967 x diyorum mod 5. Arkadaşlar hemen yazıyorum bakın 3 üzeri 1 3 3'ün karesi 9 kalan ne 4 3'ün küpüne bakın 27 5'e bölün hep 5'e bölüyorum bakın 2 3 üzeri 4 ne arkadaşlar 81 5'e bölün kalan ne 1. Bakın 1'e ulaştığınızda durun. Tamam mı? 1'e ulaşacaksınız ya da tekrar edelim. Ne yapıyorsunuz şimdi? 1'e nerede ulaştınız? 4'te ulaştınız. Bak 4 sayıda 1. 4. sayıda ulaştınız mı? Tamam. Hemen şunu diyorsunuz. Diyorsunuz ki 1967'yi 4'e bölelim. Tamam mı? 4'e bölüyoruz. E şimdi arkadaşlar kaç kere 4 kere? 16 36 bakın 9 36 7 1 kere 4 3. 3 ne demek? Üçüncü sayı demektir. Bak buradan üçüncü sayı. Kim? 1, 2, 3. İşte cevap ne? 2. Bu kadar. Şimdi herhalde oturmuştur diye düşünüyorum. Evet şimdi anladınız. Evet devam ediyorum. Bakın aynı şekilde arkadaşlar. 9 ile bölümden kalanı soruyor. Hemen ne yapıyorsunuz? Bakın 2 üzeri 101. X. Bakın mod 9. E şimdi arkadaşlar başlıyorum. 2 üzeri 1, 2. 2'nin karesi 4. 2'nin küpü 8 bakın 2 üzeri 4 ne 16 9'a bölün 5 2 üzeri arkadaşlar 5 ne 32 9'a bölün 27 Evet şunu doğru ya pardon şunu evet 2 üzeri 4 16 16'yı arkadaşlar 9'a böldük kalan ne şuraya hemen düzelteyim 7 2 üzeri 5 ne 32 Değil mi? Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bakın sayılar giderek büyüyorsa arkadaşlar hep dedim ya bakın. Bir öncekiyle mesela 2 üzeri 5'i mi bulacaksınız? O zaman başla en sonu çarpın. Bakın 2 çarpı 7 14. Kalanlardan gidin yani. 2 çarpı 7 14. 9'a bölün arkadaşlar. Kalan ne? 5. Mesela 2 üzeri 6 ne? Hemen bak bunu hop bununla bunu çarpın. Çünkü 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 1 demek ki 2 üzeri 6. Hani bunu yapabilirsiniz. Bakın pratik olarak 10 Değil mi? Bakın çok pratik şeyler söyleyeyim. Dikkat edin. 2 çarpı 5 10 arkadaşlar Kalan ne? 1. Nerede ulaştık? 1'e 6'da. O zaman ne yapıyorsunuz hemen? 101'i 6'ya böleceksiniz. Bakın hemen bölelim. Şurada böleyim ben. 101'i 6'ya bölüyorum. Arkadaşlar 1 kere 6, 41 6 kere 6, 36 değil mi? Kalan ne arkadaşlar? 5 mi oldu? Değil mi? 5. sayı 5. sayı ne? 1, 2, 3, 4, 5. Yani burası. Değil mi? Yani cevap ne? Cevap 5. Kalan 5 yani. İşte budur. Bu kadar. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın aynı soru tarzından diyebiliriz ama dikkat edin. Şimdi diyor ki bize 7 ile bölümden kalan ne? Tamam. Şimdi buradan başlayalım. Tekrar yazmayayım. 7'ye böleceğim. 5 üzeri 61. Bölünmüyor çünkü artı. Şimdi arkadaşlar burası ne? Bakın 9 ya. 9 7'ye bölün 2. 2 üzeri 61. Şimdi bu sorularda aklınıza şu gelsin. Bak yukarılar tek mi? %99 eğer böyle sayılar varsa büyük sayılar ve tek sayılarsa hemen aklınıza şu gelsin arkadaşlar. Şimdi şurada birazcık başka bir şeyden bahsedeceğim. Hani yine şöyle mod 7 diyeyim. Şimdi arkadaşlar normalde modüler aritmetikte siz ileri ve geri gidebilirsiniz tamam mı? yani hani e, ifadeli kalanlarla ilgili. Mesela şöyle söyleyeyim. E, şurada başka bir olay birazcık anlatayım. Mesela biz dedik ki dersin hani başında videonun başında ben şunu söyledim. 15 dedim. Değil mi? Mesela mod işte atıyorum kaç? 4'te mi baktık? 4'e baktık. 4'e böldük. 15'i 4'e böldük. Kalan ne arkadaşlar? 3 değil mi? 4, evet 3. Şimdi diyorum ki siz bu 3'ü buldunuz ya. Bu bunun üzerine 4 ekleyin mesela. Bakın 7 değil mi? 4 ekleyin mesela. 11, 4 ekleyin 15. Bu sayıların hepsi aynı sonucu veriyor. Hepsini bölün 3 kalan veriyor. Siz böyle ileri gidebilirsiniz ya da geri de gidebilirsiniz. Mesela 3'ten 4 çıkartın. Eksi 1, 4 çıkartın. Eksi 5, 4 çıkartın. Eksi 9. Bunlar da aynı sonucu verir. Bunların hepsi birbirine denk. Hepsi denk. Denklik sınıfı diyoruz biz buna. Hepsi birbirine denk. Şimdi niye bunu anlattım? Diyorum ki arkadaşlar bakın size karşınıza böyle kuvvetler gelirse bakın çok böyle hani büyük sayılar falan verebilir daha da fazla verebilir. Arkadaşlar bu mantığı kullanacaksınız. Yani şimdi 9'u 7'ye böldüm tamam iyi güzel hoş. E ama bu 5 ne olacak? Böyle tek tek bakacak mıyım? Yani 5 bir 1, 5 2. gerek yok. Şöyle 5'ten 7 çıkartın. Bak geri gidin. 5'ten 7 çıkartın arkadaşlar. Ne oldu? Eksi 2. Bakın geri gittim bu 5'ten 7 çıkarttım. Eksi 2 üzeri 61. E bu ne oldu? 261. Arkadaşlar tek sayılar değil mi bunlar? Bak tek kuvvet bu eksidir. Yani bu ne? Eksi 2 üzeri 61. Bu ne? 2 üzeri 61. Sonuç ne? 0. Yani tam bölünür arkadaşlar. Kalan yokmuş. Sıfırdır. Oldu mu? Bu kadar işte. Evet. Yine Bakın 2013 sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır diyor. Yine aynı mantık. Yani neyi soruyor? Birler basamağı deyince 10 ile bölümden kalan. Hemen burada başlıyorum işlemi. 2 üzeri 1, 2, 2'nin karesi, 4, 2'nin küpü. Arkadaşlar ne oldu? 8 değil mi? 2 üzeri 4, 16. Yani 6, 2 üzeri 5, kaç oldu? 32, 2, Aa, tekrar etti. Bakın gördünüz değil mi? Hemen tekrar 2'ye döndü. Kaç sayıda? 1, 2, 3, 4 sayıda tekrar ediyor. Hemen 2013'ü 4'e bölüyorsunuz. Kaç kere? 5 kere. Bakın 20. 1'i indirdik. Çok dönem değil. Yok. 3'ü indirdik. Bu arada bölmeyi de görmüş oldunuz. 13. 3 kere 12. Kalan ne? 1. Birinci sayı demektir bu. 1. Birinci sayı arkadaşlar. İşte budur. Eğer burada kalan olmasaydı mesela kalan sıfır olsaydı tam bölünseydi son sayı olurdu. Bakın eğer kalan sıfırsa son sayıyı alırsınız. Kalan bakın birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Dört ya da sıfır aynı şeydir. Son sayı olur. Tamam mı? Yani burada cevabımız birinci sayı ikidir. Evet. Herhalde burayı anladık gibi. Zaten sonra doğru da yaklaşıyoruz. İkinci soru tipimiz demiştik. Biraz bunu iyice anlatayım. Çünkü biraz genelde zorlanılan yer burası arkadaşlar. Şimdi bakın burada da ne diyor? Olduğuna göre x'in aşağıdakilerin hangisi olamaz diyor. Şimdi bu sefer x soruyu Kuvveti. Bakın çok basit yine mantık arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeceğim bir de. Ee, şöyle ben yine burayı açayım. Bakın tek tek inceliyorum. Mod 7'deki karşılığını. Bakın 5 üzeri 1 ne arkadaşlar? 5. 5'in karesi nedir? 25 değil mi? 7'ye bölün. 7, 14, 21 değil mi? Kalan ne? 4. 5'in küpü arkadaşlar hesaplamayın ne dedim. Bununla çarpın. Bakın 20, 27, 14 kalan ne 6. 5'leri 4 ne arkadaşlar? Hemen çarpıyorsunuz. 6 kere 5 bakın 30. 28 kalan 2. Yani 6. kuvvette 1 gelecek. Onun da ne olduğunu söyleyeceğim. Bakın 5'leri 5 ne? 5 ile arkadaşlar 2 çarpın 10. Bölün 3. 5 üzeri 6 bitti. Burada 1 gelecektir. Evet. 5 çarpı 3, 15, 15'i 7'ye bölün. Kalan ne 1? Ben niye bunu söyledim? 5'e 6'da 1 geleceğini. Ben gördüm bunu. Tamam soru çözerken gördüm. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi buradaki 5, buradaki 7 değil mi? İkisi de asal sayı. Yani asal sayı olması değil bunlar bakın 5 ile 7 aralarında asal mı? Asal. 5 ile 7 aralarında asal ne demek? İkisinin ortak bölen bir sayı yok. 5 ile 7 aralarında asal ise bakın iki sayı buradaki sayılar aralarında, aralarında asal. Ve bu moddaki sayı asal bir sayı ise buradaki sayının bir önceki kuvveti yani bunun bu 7 diyoruz ya bir önceki kuvvetinde 1 getirir. Bakın. Tekrar söyleyeyim. Şimdi burası ne arkadaşlar? 7. Değil mi? Bakın burası 7. Asal sayı. Tamam, güzel. 5, 5 ile 7 aralarında asal. Evet, güzel. Eğer ki bu şart sağlanıyor ise bakın buradaki sayı asal ise bunun bir önceki kuvveti yani 5 üzeri 6 1'dir. Tamam mı? Mesela burası 5 olsaydı ne olurdu? 5 üzeri 4'te 1 getirdi. Mesela burası 3 olsaydı ne olurdu? 5 üzeri 2 de getirdi. 11 olsaydı 5 üzeri 10'da 1 getirdi. Tamam mıdır? Mantık bu arkadaşlar. Direkt yani onu da kullanabilirsiniz. Şimdi geldik sorumuza tekrar devam edelim. 6'da 1 ne oluyor arkadaşlar? Bu bir yani tekrar ediyor. Şimdi bu sefer adam bize neyi vermiş? Kuvveti vermiş. Bakın x'i. Şimdi normalde burada sayı olsaydı biz ne yapıyorduk? Sayı olsaydı biz buradaki sayıyı tekrardan bulduğum sayıya bölüyordum 6. E, bunun ama sonucu 2 çıkmış. E Nasıl 2 çıkar? Bunun 2 çıkmasının nedeni yani ne, neden 2 çıkar cevap? Çünkü burada kalana bak Bak 1, 2, 3, 4. sayıda değil mi? Demek ki burada kalan 4'müş ki hani biz 4. sayı diyorduk hemen gelip bunu işaretlemiyor muyduk? Bu 4. sayı. Yani soru şuna dönüştü. Şimdi kuvvet soruyu bakın. X sayısını 6'ya böldüğünde 4 kalanını veren tüm sayılar olur. Yani bu bunun anlamı bu arkadaşlar. Yani kuvvetin 6'ya bölünde 4 sayı kalanını veren sayıların hepsinin sonucu 2'dir. Evet çünkü bakın 1 2 3 4. sayı tamam mıdır? Şimdi onu yani bunu ister buradan artık onu 6'ya bölün kalan ne 4 gitti. 58'i 6'ya bölün arkadaşlar. 58'in 6'ya bölümünden kalan nedir? 9 olsa e, kaç olur? 54 olur. Değil mi? Bu da olur. 82 mesela eee kaç oluyor? 82'yi hemen 6'ya böldüğümüz zaman arkadaşlar bakın 6'ya bölüm 22 değil mi? 82'yi 6'ya bölün 22, 18. Evet bu da 4. Bu da olur. Yani olur. 106'yı ya arkadaşlar 6'ya bölün kaç oluyor? Ee, 36 evet 46'ydı değil mi? 42 yine oluyor. Bakın mesela 121'i bölün arkadaşlar 6'ya. 2 kere değil mi? 12, 1. Kalan 1. Olmaz arkadaşlar bu. Bitti. Bu kadar. Evet. Ve geldik arkadaşlar. Üçüncü soru tipimize. Başka zaten soru tipi yok burada. Şimdi üçüncü soru tipimizde arkadaşlar problem tarzı soruları. Bakın birincisi neydi arkadaşlar? Birincisi mantığı. İkincisi neydi? Bölen soruları. Üçüncüsü ne? Problem soruları. Tamam mı? Bunlar da kolay, güzel sorular arkadaşlar. Yani buradan da çünkü genelde ÖSYM buralardan soruyor. Şimdi problem tarzı sorulardan soruyor. Mantığını şimdi hepsini anlayacağız. Şimdi diyor ki bugün günlerden cuma olduğuna göre 2012 gün sonra hangi güne denk gelir? Yani bugün arkadaşlar günlerden cuma 2012 gün sonrasını tekrar eden yeri bulacaksınız. Modüler aritmetiğin mantığı budur. Nedir tekrar etmesi arkadaşlar? Günler kaç günde bir tekrar eder? 7 günde bir tekrar eder. O zaman siz... Mesela bugün bakın bugün arkadaşlar bugün cuma değil mi? Şimdi bugün cuma. Ne yapıyorsunuz? 2012'yi hemen 7'ye bölüyorsunuz tamam mı? 2 kere bakın 14 61 kaç kere oldu? E, 8 kere olsa 56 5 kaldı. 52 e, 7 kere 7 49 Kalan ne arkadaşlar 3. İleri bir tarihi buluyorsanız kalanı ileri götüreceksiniz. 3 gün sonrası yani. Bakın ileri bir tarihi bulmaya çalışıyorsanız kalanı ileri götürüyorsunuz. Gerideki bir tarih bulmak istiyorsanız arkadaşlar kalanı geri götüreceksiniz. Ama bugünü saymıyorsunuz. Bakın bugün cuma gitti. Bugünden 3 gün sonrasına bakıyorsunuz. Tamam mı? Yani arkadaşlar 3 gün sonrası olmuş oluyor. 3 gün sonra yani cumadan sonra 3 gün sonra cumayı saymıyorsunuz. Cumartesi, pazar, pazartesi. Evet pazartesi yani. Herhalde anlaşıldı. 2013 gün önceyi bulalım. Yine arkadaşlar bakın 2013 ne yapıyorum? 7'ye bölün. Şimdi 2012'yi 7'ye böldüğümde 3 kalanını verdiyse arkadaşlar mantık olarak 2013'ü bölerseniz yine kalanlı olacak o zaman 4'ü verecek değil mi? 2013. Bakın. E 4 gün önce. Önceyi soruyor. 2013 gün önceyi soruyor. Hemen 7'ye bölüm kalan 4 olacaktır. E şimdi arkadaşlar bugün bakın bugün cuma. E 4 gün önceye gidin. Cumayı saymayın. Bakın cumadan 4 gün önceye gidiyorum. Perşembe, çarşamba, değil mi? Salı, pazartesi. Yani 4 gün önce. Bakın 4 gün önce ne olur? Pazartesi. Tekrar bakın perşembe, çarşamba, salı, pazartesi. 4 gün önce. Evet. Diğer sorumuz şu an saat arkadaşlar 18.55. Tamam mı? Gösterdikten 2965 dakika sonra kaçı gösterir? E şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Adam şu an bakın şu an saat 18.55. E diyorum ki 2965 dakika sonra demek arkadaşlar zaman yani e, hani ne kadar sürdü saat soruyor bize saat soruyor sonuçta e arkadaşlar e, burada şunu bulabilirsiniz yani direkt olarak e, hani dakika cinsinden verdiği için dakika üzerinden gidebilirsiniz mesela diyorum ki 2965 dakikayı mesela 60'a bölelim kaç tane saat ediyor? Tamam mı? önce saati bulabilirsiniz. Mesela kaç saat sonrasını soruyor. 2965'i e, 60'a bölüyorum. Hani dakika ya bu. Saate çevirelim önce. Kaç saat oluyor? Arkadaşlar kaç olur? Bölsek ee, 4 kere mi oluyor? Değil mi? Çünkü burada yok. 4 kere olsa 240. Geriye ne kaldı? 56. E, bunun içerisinde kaç kere olacak? 10 kere olsa 600 oluyor. 9 kere olsa herhalde 63. Yani 630 mu oluyor? Geriye ne kaldı? 35, değil mi? 35 dakika arttı bakın. 49 saat. Yani 49 saat 35 dakika sonra. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün bakın. Saatler ne kadar sürede bir kendini tekrar ediyor? Şimdi 49 saat sonrasını bulacağım. Arkadaşlar 49'u Neye böleceğim? 24'e. Çünkü zaman 24 saatte bir kendine gelir. Bakın 24 saatte birdir zaman. 24'e bölün 2. 2 kere bakın 24, 48. Kalan ne? 1. 1 saat. Yani bu ne? 2 gün geçmiş. Ama bize günü sormuyor burada şu an. Ben neye bakıyorum? Yani 1 saat sonrası. Arkadaşlar 1 saat burada ne var? 35 dakika kalmış değil mi? 1 saat 35 dakika sonra. Yani buraya 1 saat 35 dakika yemen ekliyorum. E, eklersek arkadaşlar ne olur? Bakın burası 0, değil mi? 8 9 90 oldu. Bakın burası 9 oldu. Burası 19 90. 90 diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok. 60 geçince saat 1 saat olmuş oluyor. Yani saat 20 60 buna verin. Hani bir saat daha verin. 20 30 olmuş oluyor. İşte bu kadar. Evet devam ediyorum. Şimdi geldik şu tarz sorulara. Bakın bir asker 4 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu asker ilk nöbetini salı günü tuttuğuna göre 19. nöbetini hangi gün tutar? Şimdi arkadaşlar bakın birinci nöbeti birinci nöbeti ne zaman tutmuş? Birinci nöbeti salı günü tutmuş. Hemen mantık şu. Arkadaşlar günü bulacaksınız. Kaç gün sonrasını soruyor? Bakın 19 nöbet 19. sormuyor mu? Hemen şöyle yapın. Kaç nöbet sonrasını soruyor? Birinci nöbet gitti artık. 19'dan 1 çıkartın. 18 nöbet sonra. Değil mi? Bunu soruyor. Arkadaşlar kaç günde bir nöbet tutuyordu? 4 günde. Gün olarak bakın. Toplam günü. 18 çarpı 4. O da eşittir arkadaşlar nedir? 72 gün sonra. 70 gün, gün sonrasını soruyor. E bugün günlerden arkadaşlar salı 72 gün sonra nedir? Hemen ne yapıyorsunuz? 72'yi 7'ye bölün 10 kere bakın 70 kalan ne? 2 2 gün sonrasını soruyor. 2 gün sonra nedir arkadaşlar salı çarşamba perşembe. Bakın dediğim gibi salıyı saymıyorsunuz direkt çarşamba perşembe 2 gün ekledik ve bitti. Şimdi ne diyor 14. nöbetin cuma tuttuğuna göre 3. nöbet bakın 3. soruyor 14. ne zaman tutmuş cuma şimdi arkadaşlar 14'ten 3 çıkarttın. Neyi sormuş oluyor? 11 nöbet 11 nöbet önceyi soruyor. E, gün olarak bakın önce. 11 çarpı 4 44 gün önceyi soruyor. E başlarda yaptığımız gibi bakın 44 gün öncesini soruyorum. Hemen ne yapıyorsunuz? 44'ü 7'ye bölüyorsunuz. 5 kere 6 kere değil mi? 6 kere bakın 42 kalan ne? 2, 2 gün önce. E, Cuma'dan iki gün gidin arkadaşlar geriye. Cuma'yı saymıyorsunuz. Perşembe, çarşamba. İşte bu kadar. Yani çarşamba günü olmuş oluyor. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar ne hani diyor? Bir öğrenci 1, 2, 3, 4, 5 sayısını yan yana yazarak 100 basamaklı bir doğal sayı diyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sınavda olsa yazarsınız var ya bunu. Ben biliyorum sizi. Bu sayının baştan 61. rakamı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın sayı kaçta bir tekrar ediyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sayıda bir tekrar etmiyor mu? 100 basamaklı bir sayı bulacağız değil mi? E arkadaşlar 100'ü 5'e bölün. 5'te bir tekrar etmiyor mu? Değil mi? Yani baştan daha doğrusu evet 100, ha, 61'i soruyor pardon. 61. rakamı soruyor ya hemen ne yapacaksınız? 61'i 5'e bölün. Hani 5 ile 1 çünkü tekrar ediyor. E böldük arkadaşlar. Kalan ne? 1. Yani birinci sayı demektir. Bu 1 demek değil. Bakın 61'i 5'e böldünüz. Ne oldu? 1 kaldı. 1 demek birinci sayı. 2 demek ikinci sayı. 3 demek üçüncü sayı. Yani cevabımız arkadaşlar 1 olmuş olur. Evet. Ne diyor? Bir hastanede ki iki hemşireden biri altı günde, diğeri 8 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki hemşire ilk kez birlikte perşembe günü nöbet tuttuklarına göre bundan sonraki 5. nöbetlerini birlikte hangi gün tutarlar? Şimdi arkadaşlar bakın. iki tane hemşire var. Birinci altı günde bir, ikincisi 8 günde bir nöbet tutuyor. İkisi birlikte toplamda bakın birlikte kaç günde bir nöbet tutarlar? Ekok değil mi? Altı ile 8 kaçta eşit? İşte renk küçük? 24'te 24 günde bir. Tamam mı? Bunlar birlikte nöbet tutar. Şimdi ilk kez perşembe tutmuş. Bakın birinci nöbetleri perşembe. Neyi sürüyor? Beşinci nöbetlerini. E, kaç nöbet sonrasını sürüyor? Dört nöbet sonra. Bakın dört nöbet sonrasını. E şimdi arkadaşlar gün olarak bakalım hemen. Gün olarak bakıyorum. Yani kaç gün sonra? E, 24 çarpı 4 o da işte nedir? 96 gün sonra. E, 96'yı demen ne yapıyoruz? 7'ye bölüyoruz. 1 kere 7, 26, e, 3 kere olsa 21 kalan ne? 5. 5 gün sonra. E, 5 gün sayın arkadaşlar. Perşembeden. Perşembeyi saymıyorsunuz yani. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Yani salı günü tutmuş olurlar. 5. nöbetlerini birlikte. Evet. Geldik yine sınav tarzı bir soru arkadaşlar. Bakın. Dikkat edin böyle sorular geliyor. Aşağıda 5 lambadan oluşan bir reklam panosu gösterilmiştir. Panodaki lambalar A lambasından başlayarak soldan sağa doğru E lambasından sonra ise sağdan sola doğru devamlı olarak yanıp sönmektedir. Örneğin lambalar A B C D E D C B A B sırasında yanıp söndüğünde 7. sırada yanıp sönen lamba C lambasıdır. Şimdi buna göre 2010. sırada yanıp sönen lamba hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın. Önce A, B, C, D, E. Daha sonra D, C, B, A. Böyle gidiyor. Tekrar bulacaksınız arkadaşlar. Bakın soru çok uzun olur. Hikayesi bol olur. Ama soruyu okuyun. Çok kolay olduğunu göreceksiniz. Bakın böyle soruları. Şimdi adam bize vermiş. Bakın A, B, C, D, E, D, C, B, A. Ben şöyle yan yana yazayım. Daha kolay görün. Bakın A, B, C, D. Değil mi? Daha sonra kim yönü? E. Bakın C, B, A değil mi? A B C D E D C şöyle. Evet. Yani şunu nereye yazın? A B C D E D tamam. Daha çizeyim. A B C D E D C B A B. Böyle gidiyor. Tamam mı? Şimdi bakıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. işte bitti. Bak. Tekrar başa dönmüş. Yani kaçta bir tekrar ediyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arkadaşlar. Bunun tekrarı 8 sayı. Yani 8 harf. Tamam mı? 8 artı bir tekrar ediyor. Neyi soruyor? 2010. sırada yanını. Hemen 2010'u 8'e bölün. 2 kere bakın. 16, 41. 5 kere 40 10 1 kere bakın 8 2 2. lamba 2. lamba ne? İşte B lambası bu kadar. Bu kadar basit işte arkadaşlar. Evet, son sorularımıza yaklaştık. Son iki sorumuz. Şimdi bugün günlerden perşembe ve saat 20.15 olduğuna göre 1976 saat sonra hangi gün ve saat kaç olur? Çok güzel de bir sınav sorusu olur. Bakın sorulursa da. Şimdi arkadaşlar 1976 saat sonrasını soruyor. Hemen ne yapacaksın saatleri? 24'e. 24 saatte bir tekrar eder. Bölüyorum arkadaşlar. 5 e, kaç kere olur? 5 kere olsa 120. E, 6 olsa 140. 7, 7 mi oluyor 8 mi? 8 olsa sanki 8 kere oluyor gibi. Bakın 32, 16, 19, 56, 2 kere olsa 48, 8 değil mi? 8 saat burada arttı. 82 arkadaşlar bakın 82 gün değil mi? 24 saat 82 gün. E peki 82 günü de bakın 82'yi de ne yapıyorum? 7'ye bölüyorum. Çünkü 82 gün sonrasını soruyor. 7'ye böldüm. 1 kere 7. Bakın 12 1 kere 7. Ne kaldı? 5 gün sonra. Yani 5 gün sonra ve 8 saat daha ekleyeceğim üzerine bakın. Şu an saat arkadaşlar şu an 20.15. 5 e gün bakın ne zaman? Perşembe değil mi? Perşembeydi. Bunu da yazayım. Perşembe. Önce şöyle yapalım. Ee, önce 8 saat üzerine bir ekleyeyim. Çünkü 8 saatim kaldı. Bakın 8 saat zaten buradan büyük ihtimalle çıkar. Ne oldu arkadaşlar? Bakın 8 saati ekledim. Ne oldu? 28, 15. Saatte 28, 15 var mı arkadaşlar? Yok. Ne oldu? Gün atladı. Bakın gün atladı ve ne oldu? Yani cuma gününe geldi. Değil mi? 28 yani kaç oldu? 0, 4, 15. Şimdi buradan Evet cevap çıkacaktır arkadaşlar. 0415. Şimdi cumanın üzerine 5 gün sayın. Bakın cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Yani arkadaşlar 5 gün daha ilave ettik. Ne olmuş oldu? Bakın çarşamba 0, 15 olmuş oldu. Çok da güzel bir sınav sorusu olur arkadaşlar. Dikkat edin bu soruya. Tamam mıdır? Evet ve arkadaşlar geldik son sorumuza. Şimdi bakın son sorumuzda ne diyor? Bu da sınav tarzı arkadaşlar bir soru. Güzel bir soru. Şimdi diyor ki aşağıda verilen diyor daire diyor şekildeki çark eşlerimleri ayrılmıştır. Çarkın dışına sabitlenmiş. Ok yönünde döndürüldüğünde çarkın çevresindeki küçük direklere çarpmaktadır. Ok B harfini gösterirken saat yönünde döndürülen çark durana kadar direklere 102 defa çarptığına göre çark durduğunda ok hangi harfi gösterir? Şimdi bakın. Normal çark felik oyunu gibi düşünün. Şimdi Bakın bu tarafa doğru çeviriyoruz. Şimdi direklere çarptığı kaç tane direk var? Onu önce onu bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Demek ki bu 8 direkte bir tekrar aynı yere geliyor. Öyle değil mi? Ya arkadaşlar 102 defa çarpmış. O zaman 102'yi bir 8'e bölün. <laughs> Bakın bölelim. 1 kere 8. Ne kaldı? 22, değil mi? E bu da ne oldu? 2 kere olsa 16. Geri ne kaldı arkadaşlar? 6, değil mi? 6 direğe çarpması lazım değil mi? 6 direk. Şimdi bak birinci direk, ikinci direk, üçüncü direk, dördüncü direk, 5 direk, altıncı direğe çarptı ve artık çarp nerede? Burada. Yani arkadaşlar o hangi harfi göstermiş olur? 6. bölge ya da 8 bölgede bir düşünün. İlla direkt olarak yani düşünmeyin. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın hani direktlere baktığımız zaman hani tabii ki buraya geçiyoruz. Hani Normalde 6 direk kalmıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölge 6. bölgede olması gerekiyor. Böyle düşünebilirsiniz. Yani cevabımız nedir? D'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu videonun da sonuna geldik. Modüler aritmetik konusu da bitti arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.